Seçime onay kala. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu buluşma ülkemiz için bir konuşursam yemin ediyorum yer yerinden oynar. Ahmet abi babala da değiliz altılı masa bura. Pardon buyurun. Öncelikle gördüğünüz gibi önümüzde bir sürü dosya var. Ülkenin sorunlarına çözüm getirelim. Zaten bu yüzden toplanmadık mı Meran Hanım? Aksi bir şey iddia etmedim Kemal Bey. Hayır biz burada çay çorba içmeye gelmişiz gibi bir gönderme yaptığınızı hissettim. Ben de bir tık öyle bir vibe aldım. Vibe mı? Evet. Sizin parti sağ parti değil mi? Vibe falan hayırdır Ali'cim? Biz sağ görüşlü, sol görünüşlü, orta bloğa iyi orta açan ve genele tebessüm eden bir partiyiz. Siz az önce bana bazaya fitne sokmaya çalıştığımı mı ima ettiniz? Ne alakası var? Fitne bizim partimizin yanından bile geçemez. Temel bir gün Temel Bey ne diyorsunuz? Ortam yumuşasın istedim muhteremler. Evet ülkede en önemli sorun ekonomi. Deprem. Liyakat. Kurumların bağımsızlığı. Kurumların. <laughs> Devlet Bahçeli. Ee, hepinizin dediğinden diyeyim aklıma bir şey gelmedi şu an. Hocam siz kimdiniz? Terbiyesizlik yapmayın. Geçen seçim sizden daha çok oy aldım ben. Kaç oy almıştın? 0.9 <laughs> İyi de efendim. Size demedim Meral Hanım. İyi de geçen seçim biz yoktuk zaten. Ne laf atıyorsun o zaman dün kurulmuş da. Arkadaşlar hala kavga ediyorsunuz ya. Ya 0.9 almış adam. Bunu neden bazaya aldık? Ben geldiğimde buradaydı vallahi bilmiyorum. Abi herkese almayın dedim bazaya. Ne oluyor ya? Yemin ediyorum avarajda şampiyon olmaya çalışan futbol takımı gibiyiz ya. O var abi çok iyi. Ali Bey ne yapıyorsunuz? Genere hitap ettim çaktırma. Neyse bu tanışma gibi oldu. Bir dahaki toplantıda daha ciddi konuları ele alalım. Şer bir masanın etrafında toplandı. Altılı masanın ilk toplantısı bitti. Cumhurbaşkanı için adayları değerlendirdikleri açıklandı. Atatürk baskılı tişörtler için 09 seçime 9 ay kala. Hayır benim anlamadığım biz niye Saadet Partisi'nin mekanında toplanıyoruz abi. Merkezi yerde Ahmet Bey E5'e falan da yakın. Evet beyler aramızda görev dağılımı yapalım. Seçilirse kim neyi alacak belli olsun. Ceketimi koysam seçilir. Ne demek seçilirsek? İşte motivasyon işte feraset. Öyle ama artık bu ortamda da seçilemezsek yemin ediyorum genel başkanlığı bırakırım yani. Sen yine büyük konuşma dedem. 10 yıldır bırakacağım diyorsun. Kemal Bey haklı. Hükümetin başına gelmeyen kalmadı. Bu ortamda net kazanmamız lazım. Biz bir anlaşalım. Doğru adayı çıkarırsak kazanırız. <gülüyor> <gülüyor> bir gıcık tuttu da. Arkadaşlar ekonomiyi bana verin. Adalet bakanlığını da ben alayım. Onu ben alayım Temel Bey. Sizinki Sivas'ta kalmıştır. Siz tarımı alın. Bana fark etmez bir şey verin de. Dış ilişkiler de bende. Siz Kemal Bey? Ya ben... Ben bir düşüneyim. Neyi düşüneceksiniz? Seçim birini işte. Bir sürü bakanlık var. Eee... Parlamentere geçiyoruz değil mi? O kesin. E tabi canım. Ben bir sonraki toplantıda kararımı açıklamak istiyorum. İyi sen bilirsin. Güzel o zaman herkes bir bakanlık. Ben? Adamı unuttuk ya. Evet sizi dinliyoruz. Eee... Ulan çalışmadığım yerden geldi. Aklıma bir şey de gelmiyor. Ben de sonra şey yapayım Kemal Bey gibi. Toplantıda HDP'nin masa altında olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kemal Kılıçdaroğlu masada şov yapmış valla. Bu arada Atatürk'lü bardaklar seçime 8 ay kala. Şunun üzümlüsü var mı ya? Ali çok yeme Suriye'de insanlar aç. Ben bir ice tea alabilir miyim? Gültekin bak yatağa dökeceksin oğlum günah masada ya şunları. Gültekin Temel abi Gültekin. Evet nerede kalmıştık? Dans dans. Hayırdır Muharrem? Benim tweetimi duydunuz siz? Yo gel buyur. İlkeli adamım ben ilkeli. Sizden de hesap soracağım. Göreceksiniz. Bir telefon bir otobüse yenileceksiniz. Şimdi gidiyorum. Gelmeyeceğim ama göreceksiniz. Aa Fatih Hoca. Ben de benim eski tweetten dolayı beni çağırdığını zannettim. Kolay gelsin. Neyse ne dedik? Şunun üzümlüsü. Ali Bey derdinizi gerçekten çok seviyorum yani. Ya biz şu masaya bunun üzümlüsünü koyamıyorsak halkın önüne karışık çerezin nasıl vereceğiz Ahmet Bey? Güzel çevirdi bak. Anlaşılan bugün de bir şey konuşmayacağız. E, halkın sesine kulak verelim bence. Verelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan altılı bazanın açılmadığını iddia etti. Et evet, bedava olabilirmiş. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun böyle bir öneriyi tüm bazalara sunduğu iddia ediliyor. Zaten başkasının aklının ucundan geçmezdi ya. Sadece Kılıçdaroğlu anladın mı? Sadece Kılıçdaroğlu'nun aklından geçerdi bu. Çok iyi adam çünkü. Seçime 5 ay kala. Bir şey diyeceğim. HDP'nin oyları için kendisini bazaya davet etmişsiniz. Kim etmiş? Kemal Bey. Meral Hanım. Gültekin. Valla ben üzümlü tek yiyorum. Altılı baza dedikleri altı artı bir çıktı. Bazaların HDP ile işbirlikçi oldukları meydanda artık. Kılıçdaroğlu adamdır. Evet şimdi reklamlar. Seçime 4 ay kala. Değerli arkadaşlar artık adayımızı çıkarmamız lazım. Evet canım sürekli pasta börek yiyip duruyoruz. Eee... duruyorum. Kim var aklınızda? Herkes bir isim söylesin bakayım. Mansur ya da Ekrem olsun. Ya onlar belediye başkanı. Ali Bey gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Fikrimi çok merak ediyorsunuz biliyorum. Bu yüzden söyleyeyim bana fark etmez. Yeter ki benim bir görevim olsun. Yoksa %0.9'a hesap vereme. Bana da fark etmez. Dürüst, güvenilir, özgüvenli, özü sözü bir, adaletli, liyakat sahibi biri olsun yeter. Adayım. Duydunuz Temel ve beni tarif et. Nereye gittiniz ama ayıp ya. Altılı bazanın aday açıklayamayacak kadar korktuğu artık aşikar olmuştur. Kılıçdaroğlu öyle bir adayı masaya sunmuş ki herkes şok olmuş. Adaylar arasında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, İkardi ve Salih Uçan da var. Son ikisi niye var bilmiyorum. Seçime 3 ay kala. Ya Allah aşkına yapmayın ya. Kemal Bey siz çok denediniz. Bir salsanız mı artık? Ama bu sefer başka. Kemal Bey ne başka Allah'ını seversen ne oldu 10 yaş gençleştin mi sen aynı sensin işte kayıp ederiz kayıp kayıp ne be kazanacağız rahat olun azıcık Kemal Bey siz demediniz mi halkın sesine kulak verelim diye halk Kemal diyor Malezya halkı mı Kemal abi Allah aşkına ya ya sus sen bakın ben bu masada aşağılanırsam 0.9'a hesap veremem yalnız aday olayım salın beni ay yeter Kemal saçmalama Kemal mi Meral Hanım sinirlendi bu ülke kaç milyon 16 İstanbul'a ay pardon 86 milyon galiba. 86 milyonda bir kişi seçimi kazanamaz. Gültekin mi? Bak ya. Sen aday olmam lazım diyorum. Niye anlamıyorsunuz ya? Kemal abi krediye girdiğinde Cumhurbaşkanlığı maaşına ihtiyacın var bize mi demiyorsun? Ne bu heyecan ya? Kazanacağımı biliyorum. Bak bildiklerimi anlatacağım en sonunda yeter be. Bu toplantı bitmiştir. Evet sayın seyirciler altılı bazanın açılmadığı ortaya çıktı. Altılı baza bir ada üzerinde uzlaştı. Kulislerde dönen habere göre Bazalardaki herkes Kemal Kılıçdaroğlu varken başka isme gerek mi var acaba yani ayıptır günahtır ya saçmalamayın falan dedi. Seçime iki ay kala. Yani Mansur Bey tabi olabilir ama kendisi istemiyor gibi sanki. Yani bir konuda kendisiyle konuşulur bence. Alo Mansur tweet at hemen tweet at başkanımın yanındayım falan de çabuk. Yani Ekrem olmasın bence o biraz agresif ama Mansur Başkan iyidir. Bence de hem hemfikirim ama aslında Abdullah Gül'ü şey yapsak... Ahmet Bey. Yok Meral Hanım çaya mı çağırsak diye söyledim. Aslında Ekrem Başkan iyi ya bence o da olabilir. Ekrem'cim bağırttırma beni tweet at diyorum. Giresun'da mısın? Ya sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil misin? Giresun'da ne yapıyorsun? Cumhurbaşkanı mısın halkı ziyaret ediyorsun? İstanbul'a git çabuk. Siz ne diyorsunuz Kemal Bey? Eee evet evet tamam kabul ediyorum. Aa, tamam okey ya aday. Ay yemin ediyorum fırlatacağım şu çay bardağını şimdi. Temel bir gün. Temel abi hiç sırası değil bence. Kemal Bey biz sizi istemiyoruz. Halk da istemiyor. Nasıl istemiyor? Fazla sayı tweet atmış bak. Anlatamıyoruz adama ya. Bazalardan gelen açıklamaya göre aday falan yok. Her gün çay poğaça yapıp dağılıyoruz dediler. Bu arada durduk yere Sivas'ta petrol bulundu. Uçuyoruz Allah'ım. Kılıçdar, Kılıçdar, Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem dürüst bir insanoğlu. Lay 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 lay. Birinci toplantı. <laughs> Bu neydin? Bu ne sessizlik ya cenazem var? Aa Meral nerede? Abi kadın ayrıldı bazadan. Nasıl ayrıldı? Yatağı yorganı topladı gitti vallahi. Ya sen hiç mi televizyon izlemiyorsun? O ne demek? İzliyorum tabii canım. Halk TV, tele falan hiç görmedim. Kadını delirttin çekti gitti. Bir de basın toplantısı yaptı. Hayatta gelmez artık. Aa ne demiş? Pek bir şey dememiş ya. Bir anamıza söylememiş. Vallahi ne demiş ya? Bazada ölüm ve sıtma arasında tercih edin diyorlar. Ben yokum dedi. <laughs> Ceketimi alsam seçilirim diyenlerin karşısında duruyorum dedi. Ha. Kuyruklu yalanların şahsi ajandaların olduğu yerde ben yokum dedi. Abo. Noter dedi bize. Ne noter la oraya kaçırmışım ben. Kemal abinin adaylığını onaylıyormuşuz. E onaylıyoruz zaten. Ne? Evet Gültekin yalan değil ki zaten bu. Allah'ım rüya görüyorum. Abi siz iki dakika önce Gültekin bazen gerçekten ne dediğini anlamıyorum. Siyaset bu oğlum tabi Kemal Bey aday olmalı. Eee evet bence de. Harika müthiş oldu bu gerçekten. E, o zaman biraz bekleyelim gelir belki Meral Hanım. Bence gelmez. Bizim sistemimize ucube dedi. Onu demeyeymiş keşke be. Ha bir de ya tarih yazacağız ya tarih olacağız. Ben o bazanın a... E ne yaptınız? Aha. Kemal Bey adaylığınız hayırlı olsun. Meral Hanım geri mi geldiniz? Evet. Ama iki kişi daha getirdim. Gelin arkadaşlar. İyi akşamlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz siz burada arkadaşlar? Ya ikisini yardımcın yaparsın ya da yakarım bu bazaları. He tamam ya okey. Ha bir de biz de yardımcıların olup seni denetleyeceğiz. Tamam tamam ne derseniz okey. İyi hayırlı olsun o zaman. Vallahi rahatladım. Hepimize geçmiş olsun efendim. Ee, ben de cumhurbaşkanı yardımcısı olacağım değil mi şimdi? O konuda kesin söz alayım da arada kaynamayalım yani. Zira 0.9'a hesap veremem. Ayıp olur. Meral abla. Ersan çık dışarıya.